İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Gece hızını arttıran fırtına nedeniyle çatılar uçtu. Ağaçlar araçların üzerine devrildi. Son iki günde İstanbul'da 108 çatı uçtu, 128 ağaç devrildi, 3 istinat duvarı çöktü. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, yollar ve duvarlar çöktü. Şiddetli fırtına ve yağış İstanbul'u yıktı geçti. Çekmeköy'de bir binadan kopan çatı 100 metre ilerideki başka bir binanın içine girdi. İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Çekmeköy'de de bir binanın çatısı uçtu ve o çatı yaklaşık 100 metre ilerideki bu binaya çarptı ve binada da büyük hasar meydana geldi. Ben içerideydim, bomba patladı zannettim ilk önce. Çok korktum. Bulunduğumuz yerde Güler ailesinin dairesi. Onlar da o şiddetli gürültüyle neye uğradıklarını şaşırdılar. Mutfağa geldiklerinde ise işte bu manzarayla karşılaştılar. Bomba gibi yani, sanki yıldırım düşmüş gibi. En çok hasarı gören noktalardan birisi de en üst kattaki bu daire. Görmüş olduğunuz gibi burada aslında bir cam vardı ancak şu an için yerinde yok. Çünkü karşı taraftan kopan o çatının parçaları büyük bir gürültüyle buraya çarptı. Bizim çatı uçtuğunu zannettim, değilmiş. Bir bina ilerideki çatı uçmuş, direkt içeriye girdi, baktı her taraf perişan. Bahçeli evlerde de 5 katlı bir iş merkezinin çatısı rüzgar nedeniyle uçtu. Çatıdan kopan parçaların bir kısmı binanın önünde kamyonete malzeme yükleyen iki çalışanın olduğu yere düştü. Üzerlerine gelen çatıyı fark eden iki çalışan kaçarak son anda kurtuldu. Küçükçekmece stadının dış cephesinde bulunan reklam panolarının bir kısmı ise rüzgar nedeniyle koptu. Panonun yola düşmesini bir demir parçası engelledi. Kabataş'ta fırtına nedeniyle kökünden kopan ağaç 234 yıllık koca Yusuf Paşa Sebil'inin üstüne devrildi. Sebil'in çatısına zarar veren ağaç kesildi. Beyoğlu'nda iki katlı metruk binanın üst katının ön cephesi yola çöktü. Olayda yaralanan kimse olmazken yol trafiğe kapandı. Kartal'da devrilen ağaç iki aracın üzerine düştü. Kadıköy'de de enerji teline ağaç devrildi, nostaljik tramvay seferleri durdu. Sabiha Gökçen yolunda park halindeki bir aracın üzerine yol kenarındaki elektrik direği devrildi. Neyse ki araç içerisinde kimsenin olmaması muhtemel bir yaralanma ya da can kaybının önüne geçti. Telefonla konuşmak için aracı park ettim. Dörtler yanar vaziyette, rüzgarın etkisiyle birden direkler devrilmeye başladı. İnşallah içinde değil misiniz neticede? İçindeydim, yok içindeydim. Araç içinde, park halinde. Geçmiş olsun diyelim. Şile'de de yağışla birlikte fırtına etkili olmaya devam ediyor. Rüzgarın şiddeti o kadar fazla ki bu bahçede bulunan bir ağaç devrildi ve cadde üstüne bakan bu ağaçsa devrilmek üzere. Aslında bu durum caddede geçenler için de büyük risk oluşturuyor. İstanbul'da son iki günde 108 çatı uçtu, 128 ağaç devrildi, 3 istinat duvarı çöktü.